Öğle yemeği arasının ardından İstanbul Finans Zirvesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. Tüm hızıyla devam ediyor zirve. Değerli misafirlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Doçent Doktor Erdem Basci'yi sahneye davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuklar. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi'nde sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Tüm değerli katılımcıları ve konukları şahsım ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu zirvede geçen yıl yaptığım konuşmada İstanbul'un dünyanın en güzel finans merkezi olmaya aday bir şehir olduğunu hatırlatmıştım. Estetik ve istikrar arasındaki ilişkiyi de geometride sıkça kullanılan altın orana atıfla göstermeye çalışmıştım. Bugünkü konuşmamda özellikle kredi büyümesiyle ekonomik büyüme arasındaki uyumun finansal istikrarla bağlantısına vurgu yapmak istiyorum. Konuşmama finansal istikrarın önemini ve ihmal edildiği takdirde yol açacağı sorunları anlatarak başlayacağım. Ardından Türkiye olarak finansal istikrar alanında elde ettiğimiz sonuçları ve Türkiye'nin küresel finansal istikrara yapmaya başladığı katkıları sizlerle paylaşacağım. Bir ülkenin büyüme potansiyelini belirleyen 3 temel unsur bulunmaktadır. Bunlar fiyat istikrarı, finansal istikrar ve verimliliktir. Bu üç unsurdan herhangi birinde ortaya çıkabilecek bir zafiyet, büyüme üzerinde önemli ölçüde tahribata yol açabilmektedir. İktisat tarihi bunun örnekleriyle doludur. Fiyat istikrarının kaybedilmesinin toplumsal maliyetleri bugün iktisatçılarca iyi anlaşılmıştır. Akademik literatürde yer alan çalışmalar, enflasyon oranındaki her 10 puanlık yükselişin ülkelerin uzun vadeli büyüme oranlarında çeyrek puanlık bir kayba yol açabildiğine işaret etmektedir. Finansal istikrarın kaybedilmesinin ise büyüme ve istihdam üzerinde derin ve uzun süreli etkileri bilinmektedir. Finansal krizleri önlemenin maliyeti, bu krizlerin yol açtığı maliyetlere kıyasla çok daha düşüktür. Türkiye'nin yakın tarihi buna güzel bir örnektir. Türkiye'de 2001 yılında yaşanan finansal kriz, kamu borç yükünü 30 puan arttırmış, büyüme ve istihdam derin bir şekilde etkilenmiştir. 2002 yılından itibaren ise fiyat istikrarı, finansal istikrar ve verimlilik arttırıcı yapısal reformlara odaklanılmıştır. Bu sayede ülkenin ekonomik refahı hızla artarken aynı zamanda finansal sektör dış şoklara daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur. Finansal istikrarı pekiştirici yönde atılan adımlar 2008-2009 yıllarında derinleşen küresel ekonomik kriz sonrasında ülkemizin hızla toparlanmasını ve 2011-2012 Avrupa borç krizinin etkilerini en az hasarla atlatmasını sağlamıştır. Yansıda Türkiye'de kişi başına gayri safi hasılanın Amerika'da kişi başına gayri safi hasılaya oranını görüyorsunuz. 73 yılında bu oran %19 seviyesindeyken enflasyon ve finansal krizlerle dolu kayıp 30 yıl sonrasında %12'ye kadar düşmüştü. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar alanında alınan mesafeler sonucunda bu oran tekrar %20'nin üzerinde. %21,75'e kadar yükseldi. Bu karşılaştırmayı Kore için yaptığımızda oldukça önemli bir fark görüyoruz. Kore'de 1973 yılında bu oran %10'un da altındayken bugün %47,1'e kadar yükseldi. Kore'de hem fiyat istikrarı sağlandı hem de verimlilik arttırıcı yapısal reformlar hızla hayata geçirildi ve bu alanda alınan mesafe sonucunda Kore'de kişi başı
hasıla Türkiye'dekinden çok daha hızlı büyüdü. Bunu daha önce yaptığım sunumlarda paylaşmıştım. Burada fiyat istikrarının önemi şu şekilde ölçülebilir. Türkiye'de eğer enflasyon %5 seviyesinde olsaydı bu 30 yıllık dönem boyunca, geçtiğimiz yıl kişi başı hasıla 10.500 dolar yerine 15.000 dolar olabilecekti. Bu fiyat istikrarının önemini vurguluyor. Fakat bu konuşmamda finansal istikrarın maliyeti üzerine biraz konuşmak istiyorum. Dikkat ederseniz Kore'de de Asya finansal krizi çok ciddi bir kayba yol açtı. Türkiye'de ise 93-94 yılında yaşanan ekonomik kriz ve daha sonra 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz yine büyümedeki bu yakınsamayı geciktirdi ve engelledi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin geçirdiği şu son yıllara geriye dönüp baktığımızda finansal istikrar konusunda temelde çok farklı prensiplere sahip iki yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. İlki 1987-2006 arasında Amerika'da Merkez Bankası Başkanlığı'nı yürüten Alan Greenspan'in benimsediği yaklaşım. Ben buna sunumumda Greenspan yaklaşımı diyeceğim. Diğeri de şu an halen İsveç Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda Basel Komitesi Başkanı Stefan Ingves'in takip ettiği yaklaşım. Buna da Ingves yaklaşımı adını vereceğim konuşmamda. Greenspan yaklaşımında finansal krizlerin kaçınılmaz olduğu düşüncesi hakim iken, Ingves yaklaşımında Merkez Bankası ve diğer denetleyici otoritelerin gerekli tedbirleri almaları halinde finansal krizlerin önüne geçilebileceği düşüncesi hakimdir. Özellikle Greenspan yaklaşımı benimsendiğinde neler olur ona bakalım. Finansal düzenlemelerin gevşetilmesi yoluyla oluşabilecek aşırı kredi genişlemesi ve bunun yol açtığı finansal balonlar politika yapıcılar tarafından önemsenmedikleri takdirde takip eden yıllarda ekonomiye ağır hasarlar verebilirler. Yansıda kredi stoğundaki bir yıllık değişimin gayri safi hasılaya oranını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri için bu hane halkı kredileri için çizdirilmiş. Uzun vadeli ortalaması şu kırmızı çizgide görünüyor. 2000'li yılların başından itibaren burada uzun vadeli ortalamalarından çok daha hızlı bir kredi genişlemesi söz konusu oldu. Ta ki 2006 yılına kadar. Bu değişimin gayri safi hasılaya oranı %8'in de üzerine çıkarak %9'lu seviyelere kadar geldi. Bu gösterge, değişimin gayri safi hasılaya oranı göstergesi, çok kuvvetli bir öncü gösterge. Kriz geliyor göstergesi. Krediler eğer aşırı hızlı artıyorsa, takip eden dönemde bir finansal kriz geliyor olabilir. Greenspan yaklaşımı burada finansal krizler olur. 15-20 yılda bir tane ortalama finansal kriz olur. Buna karşı yapılabilecek bir şey yoktur yaklaşımı. Ve nitekim de bir şey yapmadılar ve buna seyirci kaldılar. Daha sonra ise keskin bir Lehman krizinden sonra keskin bir kredi büyümesinde düşüş ve bunun reel ekonomiye yansımaları gözlendi. Ben burada sizlerle New Yorker dergisinin takviminden alınmış bazı karikatürleri paylaşacağım. Bu New Yorker dergisi yılda bir tane takvim yayınlar ve bu 2011 yılına ait bir takvim benim kullandığım. Oradan konuyla ilgili bazı karikatürleri seçerek sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi önce Greenspan yaklaşımıyla başlıyoruz. Bu büyüme sürecini ekonomik temellerden uzak şekilde fiyatlandırılan finansal varlıkların değerlerinin hızla erimesi başlatır. Yani bu çöküşü neyin başlattığını burada söylüyoruz. Önce krediler çöküyor, finansal varlıkların fiyatları düşüyor ve hızla böyle bir finansal erime söz konusu olabiliyor. Konut kredisi alarak ev sahibi olmuş bireyler, ellerindeki varlıkların değerlerinin ödemekle yükümlü oldukları borçları karşılayamaması sonucunda evlerini kaybedebilirler. Artan kredi riski ve aniden sıkılaşan kredi koşulları tüm ekonomiyi etkisi altına alır.
işsizlik oranları hızla artar. Bununla birlikte geri ödenmeyen krediler artmaya devam eder ve sonucunda hem konut fiyatlarının daha fazla düşmesine yol açar, hem de konut sektörüne dayalı finansal enstrümanları ağırlıklı olarak bilançolarında bulunduran finansal şirketleri zor durumda bırakır. Bu durum geniş halk kitlelerinin tepkilerine yol açar. Mevduat sahiplerini korumak amacıyla bankalar kamulaştırılır ve bunlara sermaye enjekte edilir. Bunun yanı sıra ekonomiyi canlandırmak adına kamu harcamalarını arttırmak ve vergi oranlarını indirmek yoluyla mali genişlemeye gidilir. Bu kamu borç yükünün hızla artmasına yol açar ve böylelikle ihmal edilmiş bir finansal sorun sonraki nesillerin refahının azalmasıyla sonuçlanır. Merkez bankaları ise sisteme likidite enjekte ederek parasal genişleme yoluna giderler. İngiliz yaklaşımı ise etkili ve akıllıca düzenlemeler yoluyla finansal krizlerin oluşma ihtimalinin azaltılabileceği görüşünü savunur. Bu amaçla alınacak makro ihtiyati tedbirler, finansal krizlere davetiye çıkaran aşırı hızlı kredi büyümesinin ve varlık balonlarının önüne geçebilir. Yeter ki düzenlemelerin arkasından dolanılmasın. Değerli konuklar, az önce belirttiğim gibi finansal krizleri önlemenin maliyeti bu krizleri yaşamanın maliyetinden çok daha düşüktür. Finansal krizlerin en önemli öncü göstergesi ise aşırı hızlı kredi büyümesidir. Gelişmekte olan ülkeler bu ilişkiyi defalarca yaşayarak öğrendiler. Gelişmiş ülkeler ise 2008-2009 yılındaki küresel kriz sayesinde öğrenmiş oldu. Finansal istikrar için sistemik riskin ve bunu azaltıcı makro ihtiyati tedbirlerin önemi düzenleyici çerçeveler ile merkez bankaları arasındaki bağlantıların yeniden ele alınmasına yol açtı. ABD'de Dodd-Frank yasasının, Avrupa'da Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun hayata geçmesi ve diğer ülkelerdeki benzer yeni düzenlemeler, makro ihtiyati tedbirler yoluyla sistemik riskin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye'de 3 Haziran 2011 tarihinde Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur. Komitede Merkez Bankası'nın yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yer almaktadır. Küresel finansal krizin ardından gelişmiş ülkelerin gerçekleştirdiği parasal genişleme, ekonomik temelleri sağlam olan diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de aşırı hızlı kredi genişlemesine yol açmış, kredi büyüme hızı 2010 sonu itibariyle %35'in üzerine çıkmıştır. Bu yansıda Türkiye'deki durumu görüyorsunuz. Burada toplam kredilerdeki değişimin, bir yıl içerisindeki değişimin, o yılın gayri safi hasılasına oranını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz Türkiye'nin tarihinde bu oran ne zaman yükselse arkasından bir finansal sorun, finansal kriz çıkmış. İlk problem Asya kriziyle birlikte başlıyor. Asya finansal krizi. Ve daha sonra 2001 krizini burada görüyorsunuz. Orada da bir miktar öncüleme var. Lehman krizinden önce gene oldukça yüksek seviyelerde. En son olağanüstü derecede yükselmiş bu değişimin gayri safi hasılaya oranı. Bu arada krediler %35 hızıyla büyüyordu. Burada
Beklemek bir alternatif. Beklerseniz hiçbir şey yapmazsınız. Sistem kendiliğinden kendisini düzeltir ama bu finansal bir kriz anlamına gelir. Ya da tedbir alırsınız, bunu yavaşlatırsınız. Krizsiz bir şekilde yumuşak inişi gerçekleştirirsiniz. Biz Türkiye olarak ikincisini seçtik ve burada oldukça başarılı olduk. Alınan tedbirler sonucunda. Otoriselerce 2011 yılı sonunda kredi büyüme hızı %25'e, 2012 yılı sonunda ise %15'in altına indirilmesi amaçlanmıştır. Alınan makro ihtiyati tedbirler sonucunda bu amaçlara ulaşıldığı gözlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'de kredi büyüme hızı sorunsuz bir şekilde sürdürülebilir seviyelere yaklaşmıştır. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, şimdi de Türkiye'nin küresel finansal istikrara yaptığı katkıları kısaca özetlemek istiyorum. Türkiye Finansal İstikrar Kurulu'na, Financial Stability Board, 29 Nisan 2009 tarihinde üye olmuştur. 2014 yılında G20 Troika'sında yer alacak olan Türkiye, 2015 yılında ise G20 dönem başkanlığını devralacaktır. Hazine temsilcimiz G20 Troika'sına gireceğimiz 2014-2016 yılları arasında Finansal İstikrar Kurulu Yürütme Komitesi'nde FSB Steering Committee görev alacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi üyeliğimiz 25 Mayıs 2009 tarihinde Guvernörler ve Denetim Otoritesi Başkanları Governors and Heads of Supervision GHOS üyeliğimiz ise 4 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşmiştir. Buralarda ülkemizi BDDK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile birlikte temsil ediyoruz. Yine Merkez Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi MENA Başkanlığını 2013-2015 yılları arasında yürütecektir. FSB çerçevesinde. G20 ülkelerinin Los Cabos'ta yaptığı toplantıda ülkemizin de aralarında bulunduğu çok sayıda gelişmekte olan ülke, uluslararası para fonu kaynaklarının güçlendirilmesi yoluyla küresel finansal istikrara katkı yapma konusundaki niyetlerini beyan etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da uluslararası para fonu kaynaklarına uluslararası rezervlerimiz arasında sayılmak kaydıyla 5 milyar ABD dolarına kadar katkıda bulunabilecektir. Bunun dışında Uluslararası Para Fonu'nun yönetişim reformu çerçevesinde yapılan anlaşma sonucunda oluşturulan ve ülkemizin de içinde bulunduğu yeni grupta Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Beyaz Rusya ve Kosova yer alacaktır. Yeni imzalanan bu anlaşmaya göre 2022 arası dönemde faaliyet gösterecek olan grupta ülkemiz 2014-16 ve 2018-20 dönemlerinde ikişer yıl süreyle icra direktörlüğü, yani executive director görevini üstlenecektir. ...2012-2014 yılları arasında Avusturya, 2016-2018 yılları arasında Çek Cumhuriyeti ve 2020-22 yılları arasında da Macaristan icra direktörlüğü görevini devralacaktır. Bu da çok önemli bir gelişme. Türkiye olarak hem Doğu Avrupa grubunda, Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler grubunda, hem de aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesinde finansal istikrara katkı yapmayı aynı anda başardığını gösteriyor. Birisi Uluslararası Para Fonu çerçevesinde, diğeri ise FSB, yani Finansal İstikrar Kurulu çerçevesinde. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de Merkez Bankası gerek fiyat istikrarını sağlayıp sürdürmek, gerekse finansal istikrara kendi görev alanında katkı yapmak amaçlarıyla çalışmaya devam edecektir. Türkiye
kendi geçmişinden çıkardığı dersleri ve son 10 yılda uygulamaya koyduğu politikalar sonucunda gösterdiği performansı uluslararası platformlarda paylaşarak küresel finansal istikrara da katkı yapmaya devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım.